kolay tava böreği. Bir çay bardağı zeytinyağı. Ben sıvı yağ demiştim ama mutfağımda ben zeytinyağı kullanıyorum. Ondan birazcık tavamın dibini yağlıyorum. Bunu ocağın üstünde her an fırınınız yoksa bile yapabilirsiniz. 2 yumurta kırmıştım. Bunu siz bir yumurtayla da yapabilirsiniz. Ama ben besleyici değeri fazla olsun diye 2 yumurtayla yapıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt. Sütünüz yoksa siz bunu su koyarak da yapabilirsiniz. Bunu çatalla yumurtalar eriyene kadar bir iç malzemenin sosunu. Yumurta, süt ve yağ karıştırıyorum. Yufkalarımı alıyorum. Bagetlerimin üstüne tavayı koyuyorum. Önce yufkamı alıyorum. Kenarlarından taşıracak şekilde eşit aralıkta tavamın içine düzdüre düzdüre geliyorum. Artan içleri ben sakladım. Bugün bu böreğimizin içinde iç olarak kullanacağım. Sizin normalde peynirli maydanozlu da yapabilirsiniz. Eğer kıymalı seviyorsanız kıymalı yapabilirsiniz. Sosisli salamlı da, patates kavurmasıyla da çok güzel bir börek oluyor. Kabak dolması yaparken içlerini çıkarmıştım ya. Onları ince ince fazla sularını sıkıp maydanozunu peynirimin içine koyuyorum. Bayağı bir su çıktı. Eğer siz bu suyu almazsanız böreğinizin içi hamur olur. Lütfen gençler dikkat edin. Sonra daha önce biraz lor, biraz peynirim vardı. Maydanozum, dereotum vardı. Bunları karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Eşit aralıklarla bunu tavamın içine kenarlara doğru da gelmek şartıyla yayıyorum. Ve sosumdan bir kaşık daha serpiyorum. Diğer yufkalarımı alıyorum. Tekrar kat kat düzgün bir şekilde alıyorum. Bu biraz beklesin. Şimdi bunu yavaş yavaş kızartmaya başlayacağım. Bakın altında nar gibi. Bak anneciğim, bak börek nasıl olmuş?